yerleşim süreçlerinin seçimi noktasında depremsellik analizi, fay hatlarına yakınlığı, o zeminin kalitesi, zemin emniyet gerilmesi, jeofizik mühendislerimizle, jeoloji mühendislerimizle detaylı bir şekilde inceleme yapıyoruz. Hamdolsun yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konut dimdik ayaktadır. Aynı anlayışla yeni afet konutlarımızın da yapımını aynı hassasiyetle yürütüyoruz ve teknik olarak da bu alanlarda mikro bölgeleme çalışmalarını da yürütüyoruz. Tüm alanların incelemesini de aynı hassasiyetle yürüteceğiz. Tabii bu incelemelerin ardından da mevcuttaki afet alanlarındaki yerleşim yerlerini de gözden geçireceğiz. Bu alanlara ilişkin bir master plan hazırlığına başladık ve alanlardaki hasarın sebebi, zeminin kalitesi, bundan sonraki süreçte şehrin ihtiyaçları, şehrin kültürü, sosyal dinamiklerini de düşünmek suretiyle yapacağımız plan çerçevesinde bu alanlara ilişkin yeni imar planlarının hazırlık süreçlerini de başlattık. Bu alanlarda da vatandaşımızın mağduriyetini engelleyecek her türlü adımı atacağız. Ama gerektiğinde de imar kısıtlılığı dahil, yapılaşma kısıtlaması dahil her türlü kısıtlamaya gideceğiz ve buraları şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yine kullanma gayreti içerisinde olacağız. Buradaki vatandaşlarımızın da değerlerini koruma gayreti içerisinde bu çalışmaları yürüteceğiz. Evlerimiz inşa edene kadar da hiçbir vatandaşımızı açta açıkta Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Eşya yardımını, taşınma yardımını, kira yardımını yine vatandaşlarımızın yeni evlerine taşınana kadar tüm ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. 3+1 daireler yapacağız. 105 metrekare dairelerimiz netide 85 metrekare radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı bir betonarme sisteminde yapılarımızı inşallah yapıp vatandaşlarımızın maddi manevi yanlarında olacağız.